Mastercam X7 programını açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır. Şimdi öncelikle ekranımızı tanımaya çalışalım. Şimdi Mastercam X7 yazılımı hem CAT hem de CAM yazılımıdır. Yani yapmış olduğunuz tasarımı imalata dönüştürebilirsiniz. Şimdi programı açtığımızda ekran rengimiz ve şurada görmüş olduğunuz koordinat sistemi mevcuttur. Bu koordinat sistemini alt F9 tuşuna basarak çıkartabilirsiniz. Bir de F9 tuşuna basarak şuradaki ana ekseni kaldırıp gösterebilirsiniz. Şimdi programı açtığımızda bir de alt O kısa yol tuşuna basarak klavyemizden Operasyon Manager bölümünü açıp kapatabiliriz. Bu Operasyon Manager bölümünde oluşturmuş olduğumuz takım yolu soy ağacını ve oluşturmuş olduğumuz solid soy ağacını görebiliriz. Bir de burada ekranımızda çizim yapmış olduğumuz ekran vardır. Buradaki siyah renkte görülen ekran bizim çizim yaptığımız ekrandır. Şimdi bu ekranımızın bir orijini vardır. Yani burası bizim sıfır noktamızdır. Bu sıfır noktasına göre koordinat girerek işlem yapabiliriz. Örneğin daire oluşturma komutuna girdiğimde çap ölçümü yazıyorum. 30 diyorum ve 30 çapındaki dairemi koordinat yazarak tanımlayabilirim. Örneğin x100, y100, z0 yazdığımda bunu görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonda konumlamış oluyorum. x100 ve y100 pozisyonu tabii ki orijin noktasına göre hesaplanmaktadır. Şimdi ekranda bir eleman oluşturdum. Bu oluşturmuş olduğum elemanı seçip klavyeden delete tuşuna basarak silebilirim. Programın bir diğer özelliği ise imleci bulunduğu noktada topu çevirdiğinizde program o noktayı merkezleyecektir. Örneğin imlecim bu noktadadır ve bu noktadayken ben mouse'un orta tuşunu döndürdüğümde ileri yönde veya geri yönde ona göre bunu sağlayabilirim. Birçok kullanıcının yaptığı hatalardan bir tanesi örneğin yine bir 50 mm çapında daire oluşturup bunu 250'ye 250 ölçüsünde pozisyonladığında ekranda bir şey göremediği için bunu oluşturamadığını zannediyor. Halbuki program ekran çok küçük olduğu için bakın burada scale faktörünü görebilirim. Şu anda gözükmüyor. Ama ekranda sağ tuş fit dediğimiz zaman direkt bunu ekranımızda görebiliriz elemanımızı oluşturup silerim. Şimdi burada bir yeşil rengimiz vardır. Bu ne demektir? Oluşturacağım elemanların rengi bu renk olacak demektir. Ben buradan rengi kırmızı renge çevirirsem bundan sonra oluşturacağım elemanların rengi de kırmızı renkte olacak demektir. Var olan elemanların rengini değiştirmek için eleman seçilir ve renk butonu üzerinde sağ klike basılır ve ilgili renk seçimi yapılır. Elemanı seç, sağ klik yap, rengi değiştir. Temel mantık bu şekildedir. Mastercam programının arayüzünü istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz butonu ekleyip çıkartabilirsiniz. Örneğin ribbon bar üzerinde sağ tuşa bastığımda buradan örneğin C-Plans butonlarını görmek istediğimde bakın ekranda bunları artık buton olarak görebilirim. Bu butonu istediğim yere pozisyonlayabilirim. Kaldırmak istediğimde üzerindeki çarpı butonuna basmam yeterlidir. Bir de sağ tuş butonu mevcut. Örneğin ben sağ tuş butonuna bastığımda otokursör seçeneklerini görebiliyorum. Bu otokursör seçenekleri ne işe yarıyor? Otomatik snaplar dediğimiz otomatik seçme menüleridir. Örneğin ben daire üzerine geldiğimde bakın dairenin kuadrat noktasını yakalayabiliyorum. Bu dairenin kuadrat noktasından bu dairenin merkezine bu dairemin orta noktasından bu dairemin teğetine bir çizgi çizebiliyorum. Buradaki otomatik yakalama işlemlerini yapan sağ tuş menüsündeki otokursör seçenekleridir. Bu otokursör seçeneklerini sağ tuş buton menüsüne girip istediğiniz gibi kaldırıp deaktif veya aktif edebiliyorsunuz. Yine setting bölümünden istediğiniz zaman bakın configuration bölümünden istediğiniz program ayarlarını konfigüre edebilirsiniz. Örneğin color bölümüne geldiğinizde background grafik background color bölümünü seçip renginizi yani ekran arka plan renginizi değiştirebilirsiniz. Bakın şu an değiştirdim. Ben siyahı tercih ediyorum ve siyah olacaktır. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Kaydet Save as butonuna basıyorum. Konfig dosyasının olduğu yeri değiştirmiyorum ve save ediyorum. Konfig dosyasının olduğu yeri öğrenirseniz programı kaldırmadan önce bu dosyayı saklarsanız yeni program kurduğunuzda aynı ayarların gelmesi için bu konfig dosyasını buraya atmanız yeterli olacaktır. Bir diğer önemli ayrıntı ise setting bölümü içerisinde bulunan Customize menüsüdür. Customize menüsünde Light Mouse buton menü yani az önce oto açmış olduğum menüyü yönetebilirim. Bakın burada Windows Zoom'lar var. Windows Zoom'ları silerim ve gelip buradan örneğin Geometri bölümüne gelip Geometri bölümünden buraya çizgi komutunu ve en çok kullanmış olduğum daire merkez komutunu ekleyebilirim. Aktif etmek için yine Save As butonuna basıp kaydet diyorum. OK diyorum. OK diyorum. Şimdi artık mouse'un sağ tuşuna bastığımızda bakın Create Line Endpoint ve Create Circle Center Point komutlarına artık buradan ulaşabiliyorum. Bunun dışında yapmış olduğunuz makine seçimleri, makine kontrol sistemlerinin seçimlerini de buradan yapabiliyoruz. Şimdi bahsetmiş olduğum gibi MasterCam bir CAD-CAM yazılımıdır. Yani sadece bir tasarım yazılımı değildir. Dolayısıyla yapmış olduğunuz çizimleri imalata dönüştürebilirsiniz. Basit bir örnekle bunu açıklayalım. Örneğin Create menüsünden Rectangle Shapes komutuna gelip bir dikdörtgen şekil oluşturuyorum. Şeklim e %50 ölçülerinden oluşsun ve bunu merkeze yerleştiriyorum. Aynı zamanda köşe dörtüsleri olsun ve ekranda x eksenine göre 30 derece açılı olsun diyebilirim. Bu sadece bir çizgidir. Herhangi bir datı, herhangi bir katı data değildir. Bunun üzerinden kem yapabilmek için öncelikle makine seçimi yapmak gerekir. Makine seçimi ne işe yarar? Sanayide birçok kullanılan kontrol ünitesi sistemi vardır. Bu kontrol ünitesi sistemlerinin en genelleri FANUC, Siemens, Siemens dediğimiz Haydenay gibi kontrol üniteleri vardır. Bu kontrol üniteleri birbirlerine benzeyen yanları olduğu gibi hiç benzemeyen özellikleri de olabiliyor. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz kem operasyonunu CNC'nin anlayacağı formata yani NC kod formatına çevirdiğinizde bunların tezgah tarafından anlaşılabilmesi için aynı dilde yazılmış olması gerekir. Bunun için de makine seçimi zorunluluğu ortaya çıkıyor. Makine bölümüne geldiğinizde mil frezeleme demektir. Late tornalama demektir. Wire televizyon demektir. Router ağaç işleme makinelerini ilgilendirir. Mill turn de çoklu tezgahları yani hem freze hem torna tezgahlarının kontrolünü sağlar. Örneğin biz freze seçiminden default makinamızı seçebiliriz. Default makina fanuc kontrol ünitesine yakın bir kontrol ünitesine uygun kodlar çıkartır. Bakın makine seçimi gerçekleştirildiğinde operasyon manager bölümünde toolpad sayfasında buraya bir özellikler menüsü ve bir machine grubu gelir. Bu machine grubu ile birlikte toolpad menüsü aktif olur. Bakın eğer ben makine tipimi late seçmiş olsaydım toolpad bölümüm artık torna ile ilgili takım yollarıyla dolacaktı. Makine tipimi freze seçtiğim için bu gelecek. Bir de bu programın en güzel özelliklerinden bir tanesi aynı tasarım üzerinden hem freze için hem torna için kem uygulaması yapabilirsiniz. Örneğin şu anda takım yolum tornadayken, örneğin tornalama ile ilgili işlemler yaptım. Şuradaki basamak butonunu kullanarak bir üst düzene çıktığımda artık torna komutlarına ulaşabiliyorum. Yani bir tasarım üzerinden hem televizyon, hem torna hem de frezeleme işlemlerini aynı anda uygulayabilirsiniz. Farklı bir arayüze, farklı bir programa geçiş yapmanıza hiç gerek yok. Şimdi ben bu parça için frezeleme işlemi yapacağım. Yüzey temizleme işlemi yapacağım. Bakın bu benim bir datam. Bu data çizgisel bir data. Bu bir inputtur. Bu inputu girdikten sonra onaylıyorum. Daha sonrasında ise buradaki parametreleri sırasıyla gireceğiz ve yapmış olduğumuz uygulamayı CNC'nin anlayacağı formata çevireceğiz. Biliyorsunuz frezeleme işlemlerinde parmak frezeler kullanılır. Bu parmak frezelerin çeşitli özellikleri olur. Bunlara girdiğinizde istemiş olduğunuz takım yollarına üretebiliyorsunuz. Şimdi ben çok uzatmayacağım. Parametreleri girdik. Bu parametreleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bir takım yolu oluşturdum. Bakın geometrim takım yolu. Bu takım yolunu arzu ederseniz bu tarz ketken programının bir diğer güzel özelliği ise yapmış olduğunuz takım yolunu ekranda simüle etmektir. Simüle etmek için de buradan simülasyon butonuna basıp acaba hatalı bir işlem mi yaptım diye buradan kontrol etme şansına sahipsiniz. Eğer beğenmediğiniz bir parametre varsa örneğin takımın yana geçişlerini beğenmediyseniz ve bunları değiştirmek istiyorsanız bunu değiştirirsiniz ve yeniden hesaplatırsınız veya geometrinizi değiştirebilirsiniz. Bakın hatta ben buraya oluşturmuş olduğum bu geometriyi rotate komutunu kullanarak 90 derece döndürüyorum ve yeni bir profil elde ediyorum. Yani benim profilimi tamamen değiştirdim. Sonra trim komutunu kullanarak bunları kestim. Bakın burada gördüğünüz gibi çarpı işlemi uygulandı ve artık yeni geometrim kendiliğinden otomatik değişti. Yapmam gereken şey tek yeniden hesaplatmak. Bu işlemleri yaptıktan sonra her şeyin doğru olduğuna karar verdikten sonra bunları makinenin anlayacağı formata çeviriyoruz. Bu çevirme işleminde kullanılan alt yazılımlar vardır. Bunlar post prosesör yazılımlarıdır. Bu post prosesör yazılımları bütün ketkem yazılımların altında çalışır ve size uygun kod üretir. Eğer makineniz burada çıkan kodları kabul etmiyorsa bu post prosesör yazılımını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu post prosesör yazılımları konusunda teknik destek veren kişilerden yardım alabilirsiniz. Bu oluşturmuş olduğumuz NC kodlarını makineye gönderdiğimizde bize buradaki ekranda görmüş olduğumuz hareketlerin tamamını yapacaktır. Fakat en önemli nokta programda parçanızın neresini sıfırladıysanız CNC tezgahında da parçanızı o noktadan sıfırlıyorsunuz. Yani eğer ben burada görüldüğü gibi parçanın orta noktasını sıfırladıysam CNC tezgahında da ortasını sıfırlıyorum. Eğer parçamın köşesini sıfırladıysam o zaman programda da parçanın köşesini sıfırlıyorum. Bu bir frez eleme örneğiydi. Takım yolunu patlatıyorum. Elemanımı siliyorum. Yeni bir geometri oluşturuyorum. Yeni geometrimi multi line'a çiziyorum. Parçamın yarısını çizmem yeterli. Makine tipinden torna'ya geçiyorum. Toolpad bölümünden finish operasyonuna gelip işleyeceğim bölgeyi seçiyorum ve yine aynı şekilde parametre sayfasını düzenleyip onay butonuna bastıktan sonra simülasyon işlemimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz üzere sonra G1 butonuna basıp bunu da tornaya uygun kod sisteminde çıkmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada torna için hazırlanmış kod sistemidir. Frezeden tamamen farklıdır. Mastercam'de yapabilecekleriniz, yapabileceklerinizin çok küçük bir kısmını hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım. Bu bir giriş bölümüydü. Ayrıntılı olarak hazırlamış olduğumuz kitabımızda bu programın en ince ayrıntısına kadar her şeyini öğrenebiliyorsunuz. Bu öğrenmiş olduğunuz şeyleri de gerçeğe çevirip elinize alabiliyorsunuz ve bu şekilde de artık bilgisayar ortamından sanal ortamdan çıkan gerçek parçaları üretme veya ürettirme şansınız olmaktadır.